Manisa'nın ilk yerel televizyonu ETV ekranlarından hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, Ramazan Duman ile gündem programlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün biraz üşüttüm, biraz ses kısıklığım var. Kusura bakmayın, bu yüzden sizden özür diliyorum. Çok değerli konuları, çok değerli konukları stüdyomuzda ağırlıyoruz. Daha önce de bu stüdyomuzda Manisa İl Başkanımız, İyi Parti Manisa İl Başkanımızı ağırlamıştık. Aradan uzun bir zaman geçti. Siyaset biliyorsunuz iyice ısınmaya başladı. Manisa gündeminde de, Türkiye gündeminde, ülke gündeminde de siyasi tarihi var daha. Gerçi seçimlere bir yıl var ama bazı partiler mitinglere, bazı partiler sahalara inmeye başladı. Bu yüzden yine siyaseti konuşacağız, ekonomiyi konuşacağız. Hasan Başkanım'la ülke adına gündem oluşturan, Manisa gündemini oluşturan tüm konuları ele almaya çalışacağız. Ben kendilerini huzurlarınızda hoş geldiniz deyip artık programımıza yavaş yavaş başlamak istiyorum. Hasan Bey, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim Ramazan Bey. Bizi ikinci kez burada ağırlıyorsunuz. Nasılsınız Hasan Bey? Size ve ETV ailesine teşekkürlerimi iletiyorum. Çok aynı teşekkür zamanda bizi ekran başında izleyen kıymetli Manisalılara da selamlarımı gönderiyorum. Şükür diyelim. Nasılsınız şükür dediniz? Başkanım, şükür diyelim. Evet, yani evet. Bu halimize de şükür. Çünkü inanın memleket, millet çok zor dönemlerden geçiyor. Ama bizim Türk milletinin önemli bir özelliğidir. Nasılsınız dedikleri zaman da derler ki Allah'a şükür derler. Cenab-ı Allah'a şükür ediyoruz. Evet. Başkanım, şimdi sorulara başlayalım yavaş yavaş. Siyaset biliyorsunuz programı açarken de söylediğim gibi siyaset ısınmaya başladı. Suyu ısınmaya başladı siyasetin. Son zamanlarda partiler mitingler yapıyor, toplantılar yapıyor. Türkiye'de bir erken seçim bekliyor musunuz? Manisa'daki seçim hazırlıkları nasıl gidiyor? İyi Parti olarak bugün bir seçim olsa partinizin durumu nedir? Manisa'daki durumu en azından evet. Nedir? Buyurun. Şimdi tabii seçimle ilgili önümüzdeki bir tarih var aslında. Normalde Haziran 2023'te seçim yapılacak. Yalnız vatandaşın, ekonominin, milletin bir erken seçim isteği var. Nedeni de şu. Şu an Türkiye tarihinin en büyük krizlerinden, ekonomik ve siyasi krizlerinden birini yaşıyor. Ve millet biliyor ki hiçbir ekonomik kriz onu getiren hükümet ile, iktidar ile çözülemez. Onun için aslında acil bir seçime, erken seçime ihtiyaç var. Yalnız tabii bunu karar verecek kişiler de Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidarın ortağı olan diğer parti. Biz Manisa'da da, Türkiye'de de bugün, yarın ya da zamanında yapılacak her türlü seçim hazırız. Evet. Genel başkanımız yaklaşık 3,5 senedir sokak sokak, köy köy, mahalle mahalle, ilçe ilçe Türkiye'yi geziyor. Bu gezmesindeki amaç vatandaşın dertlerini onların gözünün içine bakarak duymak, anlamak, onlara destek olmak. Çünkü Türkiye'de gelinen noktada milletin umudu kaybolmuş. Milletin umudu bitmiş. Biz İyi Parti olarak, biz iyiler olarak millete umut vermemiz gerekiyor. Cenab-ı Allah nasip ederse bunu ilk seçimde de iktidar olarak yapacağız. Evet. Şimdi başkanım, İyi Parti'ye baktığımız zaman yeni kurulan bir parti. Evet. Ama Türkiye'de 5-6 tane yeni partiden kurulan parti oldu son zamanlarda. Şimdi mesela AK Parti'den ayrılan Babacan, Davutoğlu, Deva ve Gelecek Partisi. Yine CHP'nin içinden ayrılan Memleket Partisi. Mesela İyi Parti'de MHP'den ayrıldığını mesela varsayarsak. Şimdi diğerlerine baktığımız zaman ve son anketlere baktığımız zaman
İYİ Parti'nin çok iyi bir ivme yakaladığını görüyoruz. Yani %20, %21, %22'ler telaffuz ediliyor. Diğer partilere göre sizce bunu İYİ Parti nasıl başardı? Yani bunu hem Manisa ayağı olarak soruyorum, hem Türkiye geneli olarak soruyorum. Yani diğerlerinden evet. Nasıl bu kadar fark attı İYİ Parti? Şimdi şöyle, aslında bizim genel başkanımız kıymetli ve tecrübeli bir siyasetçi. Ve İYİ Parti'nin kuruluşunun bir hikayesi var. İYİ Parti biliyorsunuz olağanüstü hal ilanının olduğu, insanların sorgusuz sualsiz zorla tehdit edilerek yönetildiği bir Türkiye'den geliyor. O zamanın siyasi iktidarı, şimdinin de aynı zamanda siyasi iktidarı insanlara İYİ Parti'ye üye olursanız, İYİ Parti'de kurucu olursanız diye tehdit ediyorlardı. Bundan sonrası kötü diyorlardı. Size her an hapse atabiliriz. Sizi ve ailenizi kimse koruyamaz gibi çeşitli tehditlerden. Sayın Genel Başkanımızın parti kurulmadan önce Türkiye'yi dolaşırken, bu başkanlık sistemi referandumunda dolaşırken gittiği otellerin rezervasyonları iptal ediliyordu. Tuttuğu salonların elektrikleri kesiliyordu. Ve arkasından yani miting yapmak istediğimiz yerlere vatandaşların ulaşması engelleniyordu. Öyle zorluklarda olağanüstü bir dönemde İYİ Parti kuruldu. Çünkü İYİ Parti'nin bir hikayesi var. İYİ Parti kuruluşundan bu tarafa millete umut verdi. Milletin umutsuzluğa düştüğü anda ben de varım, bak iyiler var diyerek siyasi arenaya girdi. Ki bugünkü kurulan partiler de kıymetlidir ve önemlidir. Ancak İYİ Parti kurulduktan sonra her şey değişti. İYİ Parti kuruldu, yerel seçimlerde iktidar 30 senedir, 40 senedir iktidarını koruduğu belediyeleri, buradan söyleyebiliriz bunu da, yani ekonomik kaynağı da olan belediyeleri kaybetti. Doğru. İYİ Parti kurulana kadar bir İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, bir Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, bir Adana Büyükşehir Belediyesi'nin, bir Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin el değiştirmesi akla gelmezdi. Hele özellikle İstanbul'un el değiştirmesi akla gelmezdi. İYİ Parti insanları umut vererek büyüdü. İYİ Parti insanları dinleyerek, genel başkanımızın ve partililerimizin çabasıyla, gözlerinin içine bakarak, İYİ Parti halktan olduğu için büyüdü. Ondan dolayı bir de tabii burada bir çalışma var, bir mutfak var, bir profesyonel ekip var, bir iktidar hazırlığı var. Ya ekonomide ne yapacağız, tarımda ne yapacağız, sağlıkta ne yapacağız, eğitimde ne yapacağız? Bununla ilgili büyük bir mutfak çalışması var geri planda. Çok büyük çalışan bir ekip, profesyonel anlamda çalışan bir ekip ve iktidarın hazırlıklarını tamamlamış bir parti var. Evet. Ya kişisel... Bu arada diğer partilerin de kurulmasına da cesaret de verdi. Evet, doğru. Şimdi şahsi olarak da soruyorum başkanım bunu da. Şimdi Meral Hanım, biliyorsunuz ben başbakan adayıyım demeden evet. önce tüm kamuoyuna göre veya tüm yani ülkenin %80'ine göre en güçlü cumhurbaşkanı adayıydı. Evet. Yani bir anda böyle bir ne yapmaya çalıştığı orada başbakanım diyerek şimdi, parlamenter sisteme mi evet. dönüş oluyor ya da Meral Akşener'in hanımın kafasında başka bir cumhurbaşkanı mı var, başka bir model mi var? Bunu sizce neden söyledi? Bunu siz bir yakını şimdi olarak, şöyle, bir başkan olarak. Yani bizim genel başkanımızın siyasi hırsları, siyasi ihtisasları ya da siyasi bencilliği yoktur. İYİ Parti ve kıymetli genel başkanımız merkezine milleti almış, memleketi almış bir partidir. Makul siyaseti yapan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel kuruluş ilkeleriyle sorunu olmayan herkesi kucaklayabilen bir siyasi gelenek oldu. Şimdi biliyorsunuz biz çoğu bu yerel seçimleri söyledim size. Yerel seçimlerde genel başkanımızın deyimiyle çırak çıktık. Ama o teklifi götüren, büyük şehirlerin el değiştirmesini, belediyenin el değiştirmesi için fedakarlık yapan bir siyasi partinin genel başkanıydı. Gerektiği anda
milleti adına, memleketi adına fedakarlığı kendinden önce tutabilecek bir genel başkan. Birincisi bu. İkincisi, tabii ki biz parti kurduktan sonra bu başkanlık sisteminin Türkiye'yi bize vaat edilen bir ekonomik ve sosyal demokratik yapıya oluşturabilecek bir sistem olmadığını o gün de biliyorduk. Bugün de hep beraber yaşayarak gördük. Onun için İYİ Parti dedi ki ben iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş istiyorum. Nasıl Ramazan Duman, Hasan Er Yılmaz, bir ilkokulda müdür, bir belediyede zabıta, bir öğretmen, bir doktor hesap verebiliyorsa, bir milletvekilinin, bakanın, başbakanın, cumhurbaşkanının da hesap verilebileceği bir sistemi geri istiyoruz. Tabii parlamenter sistemin hataları vardır, eksikleri vardır ama bizim için en doğru yönetim sisteminin bu olduğuna inanıyoruz. Yargının, yasamanın ve yürütmenin ayrı olduğu, devlet ile hükümetin ayrı olduğu. Çünkü devlet hepimizin, hükümetse iktidar. O gün, bugün onlar var, yarın biz geliriz, yarın biz de yapamazsak gideriz, başkası gelir. O hükmeder, o hükümet olur. Ancak devlet, bugün Türkiye Cumhuriyeti'de yaşayan tüm bireylerin, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını taşıyan tüm bireylerin eşit mesafede olabilecek bir yapıdır. Mesela Ukrayna örneğinde gördük. Cumhurbaşkanı işte Rusya'nın işgaline karşı diğer cumhurbaşkanı adaylarıyla hep beraber savaşıyor. Omuz omuza vermiş. Silahları almışlar, savaşıyorlar. Ülkelerini savunuyorlar. Evet. Ama bizim geldiğimiz noktada bu başkanlık sisteminden sonra ülkeyi yöneten iktidar herkese her türlü hakareti yapıyor. Yarın maazallah biz böyle bir işgalle karşı karşıya kalsa bu devlet, bu millet, insanları bu masada toplayabilecek bir tarafsız insan yok. Tarafsız bir cumhurbaşkanlığı sistemi yok. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi var. Bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi de devletin bireylere eşit yaklaşmasını engelliyor. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meral Akşener, Cumhurbaşkanı seçimlerine dair dedi ki, arkadaşlar ben bu görevi yapacak, herkese eşit olacak, sembolik demiyor, kesinlikle sembolik değil. Bu makamı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeki milletimizin tamamını eşit olarak kullanabilecek, herkese tarafsız olabilecek, bir bayram sofrası niteliğinde tüm siyasi partilerde eşit olabilecek tarafsız ve nitelikli bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Onun için ben kendi hakkımdan fedakarlık yapıyorum. Bir de bu parlamenter sisteme geçtiğinde, biliyorsunuz cumhurbaşkanı seçildiğinde çok büyük yetkilere sahip. Bu yetkileri de evet, yeniden milletine, milletin vekillerine, parlamentosuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verebilecek bir sistemin, hesap verilebilir sistemin oluşması için gereken fedakarlığı yapacağım dedi ve çıktı, dedi ki ben, çok önemli, İYİ Parti yapılacak ilk seçimlerde birinci parti olacaktır, ben de başbakan adayım dedi. Çünkü iktidara göre hazırlanıyor. Bu çok önemli bir anlamı var bizim partimiz için, milletimiz için. Fedakarlık yapması gereken bir nokta olduğunu düşünüyorsa Sayın Genel Başkan, hiçbir zaman siyasi bencillik yapmaz. Evet. Önemli olan milletin sorunlarının çözülmesidir. Evet. Şimdi, bu arada bu buyurun, başkanlık sistemiyle de kavgalı değiliz. Yani biz Sayın Cumhurbaşkanı'na düşman değiliz. Ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Yani. Ama bizim siyasi partilere de bir düşmanlığımız yok. Seçmene bir düşmanlığımız yok. Kimseye bizim bir düşmanlığımız yok aslında. Bizim düşmanlığımız şu sisteme. Yani burada siz program yapıyorsunuz. Hem program hazırlıyorsunuz, hem sunuyorsunuz, hem kameranın arkasına geçip kamerayı kullanacaksınız, hem rejiye geçeceksiniz, yayını yapacaksınız. Mümkün mü? Zor. Değil. İyi bir şey mi? Değil. Maazallah siz hasta oldunuz,
O zaman ülke bitecek, ülke yanacak diye feryat ediyorlar. Ya sizden sonrasını düşünemiyorlar. Şimdi görev dağılımı başkanlık önce sistemine geçerken ne sözler verdiler bize? Hep beraber düşünelim. 2018, yıl 2018. Televizyonlarda canlı yayın. Bir, koalisyonlar bitecek. %0.0001 oyu olan partiye dahi muhtaçsınız. Evet. İki, hızlı bir çalışma yapacağız. Hızlı yapın ama hesap verilebilir bir hızlı çalışma yapın. Yani siz aynı bakanı parlamenter sistemi koyduğunda hızlı olmayacak mı? Üç, ekonomik olarak burası çok önemli Ramazan Bey. Çok önemli. Ekonomik olarak Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımız ve devletimiz refah seviyesi çok yüksek olacak. Dolar şu kadara inecek. Milli gelir şu kadara çıkacak. Milli kalkınma hamlemiz olacak. Biz G20'de ilk 5'e gireceğiz. Herkesin rahat bir şekilde geleceğini düşünmeden çalışabildiği bir ortam olacak. İşsizlik azalacak. Emekli, işçi, memur uluslararası refah düzeyine çıkacak diye söz verdiler. Siyasi olarak söz verdiler. Ben bir vatandaş olarak kendimi kandırılmış hissediyorum. Evet. Bu başkanlık sistemi bize hiçbir şey getirmedi. Çok kısa, başkanlık sisteminde 2018'den sonra başkanlık sistemi başladı. 2019'da enflasyon TÜİK rakamlarına göre %11.84. 2020 %14.60. 2021 28. TÜİK başkanı da değiştirdikten sonra yine de %36.9. 2022 TÜİK'e göre %73.50 bugün. ENAK'a göre, bağımsız istatistik kurumuna göre %160. Sana bana göre %400. Evet. Senin cebine göre, benim cebime aynen göre %400. Yani demek ki hayırlı bir şey değil. Şimdi başkanım, bitti mi de açıklamanız başkanım bu konuda? Yani bunları örnekler verebiliriz. Doları deriz. O gün Sayın Cumhurbaşkanı çıktı, dedi ki doları dedi. Bakın verin şu kardeşinize yetkiyi, verin o kardeşinize yetkiyi, görün etkiyi dedi. Gördük. O gün 2018'de 4.81 olan dolar AK Parti iktidarına ilk geldiği sene 1.42 olan dolar şu anda 16.5 diye notum almışım ama Ramazan Bey bir kontrol eder miyiz? 17'yi geçti dediler az önce yani. Arkadaşlar çünkü, yayına yani, girmeden. Doğrudur başkanım. Yani 17'yi geçti galiba. Yani bunun anlamı anlık nedir bilemiyoruz. Yani bunun anlamı şudur. Türkiye'yi iflasın eşiğine getirmişlerdir. Sayın Ekonomi Bakanı Nebati çıkıyor diyor ki biz 17,16 başkanım. 17,16 mı? 17'yi geçmiş, hayırlısı olsun. Yani Ekonomi Bakanımız Sayın Nebati çıkıyor diyor ki işte biz bu enflasyonu bilerek yapıyoruz. Bir ay önce diyordu ki yıl sonunda enflasyon iki haneye düşecek. İşte seçime %7'lerle %8'lerle seçime gideceğiz. 2023'teki hedefimiz bu. Sonra bir bakıyorsunuz her gün revize ediyor. Bir gün çıktı dedi ki Türk lirası dedi bizim hükümetimiz zamanında tarihinin en değersiz haline geldi dedi Türk lirası için. Sonra bir ay sonra baktık ki onun da daha da değersizi varmış. Şu an ona da geldik. Daha da gidiyor. Yani biz Sayın Nebati'nin gözlerindeki ışığı gördük. O ışık bize çok faydalı oldu. Milletimiz o gözlerindeki parlaklıktan aldığı ışıkla artık uyandı. Sandığı bekliyor. O sandıkta gereken neyse demokratik yollardan yapılacaktır. Onun için
Milletimiz de ümidini kesmesin. Bak iyiler var diyoruz. Hakikaten ekonomik olarak çok büyük bir yokluktayız. Şimdi başkanım, girdi maliyetlerine bakıyorsunuz. Tarımda öyle, hayvancılıkta öyle. Yani şimdi evet, hep bazı söyleniyor ya, işte emperyal güçler yapıyor, dış kaynaklar, dış mıydaklar yapıyor. Yani bazen düşünmeden insan edemiyor. Yani hep bizim ülkemizde mi dış kaynaklar, emperyal güçler aslında bu kadar devreye giriyor? Hani bu kadar verimli topraklarımız var, sanayimiz var. Neden bu kadar kendimizi ekonomik olarak zor durumda tutuyoruz? Artı yani biraz önce dediğiniz gibi, yani TÜİK'e göre 70, normal piyasaya göre, reel piyasaya göre %150-200, size bize göre 300-400 olan enflasyon niye gizleniyor? Yani zaten halk şu an yaşamıyor mu ekonomik olarak bir sıkıntı? Yani alım gücü, girdi maliyetleri, mazot, gübre, elektrik, doğalgaz, ne sayarsanız. Yani bugün gerçi patates, soğan da getirmemişsiniz ama yani neyle açıklayalım biz bunları? Valla geçen programda patates, soğan yiyin diye Sayın Manisa Milletvekilimiz söylemişti, getirmiştim ama o zaman patates, soğan vatandaş alabiliyordu. O günler bugünün arasında bayağı bir fark var. Alamadık. Kusura bakmayın, ondan getiremedik. Ya şimdi şöyle bir şey var. Bir kere hükümet vatandaşına samimi olacak. Özür dilerim, yalan başkanım. Söylemeyecek. Yani şu samimiyeti ben size, samimiyetinize inanarak söylüyorum yani. Sizce gerçekten sorun ne? Ekonomide sorun ne? Anlayış. Yani biz oyalanıyor muyuz ya da ne bileyim, yani bunu gerçekten çözmek isteyen birileri var, çözebiliyor, imkan mı veriliyor, yoksa yani bir havanda su mu dövüyoruz yani böyle geçiştirme kanunlarla? Biraz anlayışla ilgili fark var. Yani büyük bir fark var aslında. Ekonomideki sorun bizim ülkemizi yöneten siyasi iktidarın anlayışından kaynaklı. Siyasi iktidarın hedefi kendi üst düzey ailelerin Çin modelindeki gibi gelir düzeyinin çok yüksek olması, Özal'ın, Demirel'in oluşturduğu orta direği tabakının tamamen şimdi bitmeye yakın, orta direği batırması ve Avrupa'ya ucuz iş gücü üssü olmak. Ne diyor Sayın Bakanlar Kurulu'ndaki arkadaşlar? Çin modeli istiyoruz. Çin modeli bu. Evet. Üst düzey bir kaymak tabaka, arada bir şey yok ve çok ucuza çalışan, karın tokluğuna çalışan bir işçi tabakası. Ya bu eski komünist sistem başkanım mı? Şimdi siz dediniz ya bana, yani hani AK Parti dış güçler mi diye. Ramazan Bey, ben bunu çok düşündüm. Gerçekten düşündüm. Bu dış güçlerin Türkiye'ye çok büyük müdahale olduğuna inanıyorum. AK Parti ile bu konuda aynı fikirdeyim. Hatta bu dış güçler AK Parti iktidarını ele geçirmiştir. Şeker fabrikalarını zorla sattırmışlardır. Evet. Tarım alanlarını, çiftçiyi toprağa canlı canlı gömdürmüşlerdir. Bu dış güçler AK Parti'ye Suriye sınırında 2004 yılında tüm 700 kilometrelik sınırımızda mayınları temizletip Suriye'deki iş karışıklığına neden olup 10 milyon sığınmacıyı Türkiye'ye dökmüşlerdir. Bu dış güçler AK Parti iktidarına istediklerini yaptırmışlardır. Net. Ben bu dış güçlere inanmaya başladım. Siyasi iktidarı ele geçirmişler. Ben de anlamıyorum ama bakın, Suriye'de Beşer Esad'lı komşumuz Marmaris'te tatil yapıyorduk. İyiydi. Okluk koyunda, hani şimdi sarayın yapıldığı yerde. İyiydik. Bir baktık bir gece, dediler ki Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Bir baktık ertesi ay bizim Suriye'de değil ama Rusya ile sınırımız var mı? Yok. Amerika ile sınırımız var mı? Yok. Bir baktık Suriye sınırının yarısı Amerika'nın,
Yarısı Rusya'nın, bir de PKK'nın. O günün yaptığı yanlışları bugün Mehmetçik temizlemeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri siyasi iktidarın yaptığı yanlışları bugün şehitlik mertebesiyle Suriye'de temizlemeye çalışıyor. Bunların hepsi o günün hatası. Üzerimize kalan 7,5-8 milyon Suriyeli ayrıca. Herkes evinde evinde mutlu. İnşallah onlara da o mutluluğu İYİ Parti iktidarında kademeli olarak tattıracağız. Başkanım, orada da mesela Cumhurbaşkanı önceden gerçekten bu sığınmacılarla ilgili sorulara işte gönderilecek mi denildiğinde sert cevaplar veriyordu. Son zamanlarda işte şartları iyileştirerek gönderebiliriz, orada ev yapıp gönderebiliriz demeleri. İşte Sayın Bahçeli'nin bayrama gidenler dönmesin demesi, Ümit Özdağ'ın açıklamaları. Yani sığınmacılar konusunda, mülteciler konusunda ülkede nasıl bir yol izleniyor? Yani sizce döner mi Suriyelilerin? Tamamı dönmez de ne kadarı döner sizce? Yani? Biliyorsunuz hudut namustur diye yazar. Hudutta askerlik yapanlar bilir. Evet. Siyasi iktidarı yönetenler hudutlarımızı kevire çevirttiler. Afganistan'dan adam çıkıyor, 1500 kilometre yürüyerek yol geliyor. Van'dan içeri giriyor. Hepsi tek tıraş, tek elbise, tek ayakkabı. Ve İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Manisa'da adamlar cirit atıyor. Cirit atıyor. Ve bize televizyon çıkıyorlar, diyorlar ki biz sınırlarımızı koruyoruz. İnsanın, milletin gözünün içine baka baka biz sınırlarımızı koruyoruz. Biz de kontrolümüz dışında mülteci gelmiyor, sığınmacı gelmiyor. Oradan sonra çıkıyor İçişleri Bakanı bir gün sonra, diyor ki Türkiye'de sığınmacılar geliyor, yakalıyoruz ama pasaportları yok. Kim kime dumduma derler ya halk dilinde. Pasaportları yok, onları sınır dışı edemiyoruz. Bir günde iki farklı siyasi kimliğe bürünüyorlar. Ama biz mazlumun yanındayız. Fakat 20 senedir iktidar olacaksın. 10 senelik Suriyeli sığınmacılarla ilgili sorun olacak. Bir sürü sığınmacı, Suriye dışındaki ülkenin sığınmacıları senin ülkene gelecek. 10 sene sonunda diyeceksin ki baktım vatandaş sana kızgın, koltuk gidiyor, ben bir plan yapacağım. Yersek, yemeyiz. Biz gelince yapacağız. Siz 10 senedir sığınmacılar var, 20 senedir iktidardasınız, sizin yaptıklarınızı gördük. Ha bu arada şunu da diyeyim bakın. Yani dedim ya, biz AK Parti düşman değiliz. Burada memlekette 20 senede Türk milleti çok az siyasi iktidara nasip olan tek başına iktidar için AK Parti'ye güvendi. Oy verdi. Başbakanlık istediler. Teveccüh gösterdi. Oy verdi. Cumhurbaşkanlığı istediler. Teveccüh gösterdi. Oy verdi. Hiçbir iktidara nasip olmayan bir teveccüh gösterdi. Başkanlık sistemi istediler. Başkan olmak istediler. Millet oy verdi. Başkanlık sistemine gelirken millete söz verdiler. Ama kimse sözünü tutmadı. 20 yıllık iktidarın ve Türk milletinin gösterdiği teveccühün sonunda Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni getirdikleri nokta koca bir sıfır. 2001'deki krizden daha ağır bir kriz var. Krizle geldiler, krizle gidiyorlar. Ama herkes ümit var olsun. Çünkü bizim devletimizin kaynakları büyük. Son 6 ayda 110 milyar TL faiz ödemişiz. Kur korumalı mevduat hesabından, hani övünüyorlar ya bu Çanakkale Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, yapın.
Biz projenin hiçbirine karşı değiliz. Ranta karşıyız. Projeye değil, ranta karşıyız. Ödedikleri faizle 10 tane Çanakkale Köprüsü'nü hiçbir taahhütte bulunmadan devlet kendi malı olarak yapabilir. Bu kadar net. Osman Gazi Köprüsü'ne verdikleri geçiş garantisinin %10'uyla EYT'lilerin tamamının sorunu çözebilir. Bu hafta çıkmışlar Bakanlar Kurulu'nda 15 milyar TL daha sosyal yardımları arttırıyoruz diyorlar. Ya bir hükümet, 20 senedir iktidarda olan bir hükümet, milletinin daha çok fakirleşmesiyle övünebilir mi? Daha çok sosyal yardımı arttırdık demek, ülkeye getirdikleri durumun net ifadesi. Ben vatandaşımı fakirleştirdim. Böyle bir gerçekten dediniz ya, sorun nerede? Sorun anlayışta. Siyasi iktidarın anlayışı iflas etmiştir. Bakın ben size iki tane damat örneği vereceğim. İki tane damat. İkisi de aynı kişinin damadı. Birisi devlet tarafından imkanlar verilmiş ve o imkanı çalıştırmış. Türkiye'nin bugün savunma sanayisinde gururla seyrettiği, tüm dünyanın seyrettiği İHA'ları SİHA'ları yapmış. Allah razı olsun. Evet. Öbür damat, o da aynı kişinin damadı. Üç koyun güdemez, sırf damadı diye Ekonomi Bakanlığı verilmiş. Türkiye'yi getirdiği nokta bu. Üzülüyorum ben. Milyonlarca AK Parti'ye oy vermiş insan, iktidarın küçük ortağı MHP'nin içinde insanlar, siyasetçiler, ekonomistler, bir sürü AK Partili, MHP'li bir sürü insan var. Allah rızası için, bu memleketin hayrına, bu milletin hayrına, yine sizden olsun, bu ülkede ekonomiyi daha iyi yönetebilecek, tarımı daha iyi yönetebilecek bir Allah'ın kulunu bulamadınız mı? Yok mu içinizde? Ülke bu kadar iflas mı etmiş? İnsan kaynağı bu kadar bitmiş mi? Yine sizden olsun. Ama liyakatla, adaletle yönetecek insanlar olsun. Evet. Anlayış değişmeli. Anlayış değişmeli. Anlayış değişmeden hiçbir şey yapılamaz. Tabiri konuşuyoruz. İşte biz vatandaşı geziyoruz. Esnaf ziyaretleri yapıyoruz. Köy ziyaretleri yapıyoruz. Kısa işte nasılsınız diyor. Onu soracaktım başkanım zaten. Nasılsınız diyorum. Nasılsınız diyorum. Nasıl olalım diyor. Ben de diyorum artık. Ya diyorum geçer bugünler. Ekonomi iyiye gider. Şu olur bu olur diyorum. İnsanlara da umut kalmamış. O benden fazla bana siyaset yapıyor vatandaş. Diyor ki bir kurtulalım bir gitsinler. Bir gitsinler diyor. Başka bir şey istemiyoruz. Adamın tek umudu bunlar gidecek. Yerine gelecek, iktidara güven verecek, ekonomi düzelecek. Tek umutları vatandaşın bu kalmış. Bunlar gitsin diyorlar. Bizden önce bize anlatıyorlar. Bu arada genel başkanımız 3,5 senedir geziyor. Biz de aynı şekilde genel başkanımızın izinden tüm il ve ilçelerde teşkilatlarımız çalışıyorlar. Yani gerçekten hem üye sayısında hem oy oranlarında Türkiye'deki yükselişler Manisa'da da net bir şekilde görülüyor. Genel başkanınızda bir şey var mı başkanım? Bir program var mı yakında? Manisa ile ilgili bir sürpriz. Ramazan Bey, siz nasiplisiniz. O zaman söyleyelim. Genel başkanımız geçen hafta bir program dolayısıyla Ankara'da ziyaret etme fırsatı buldum. Ve Manisa'nın kendisini özlediğini ifade ettik. Buradan ETV ekranlarından bugün duyurmuş olalım. Önümüzdeki hafta Perşembe akşamı Genel Başkan Manisa'mıza şeref verecekler. Ve arkasından da Cuma günü Manisa'da 3 ayrı ilçeyi de ziyaret edeceğiz. Önümüzdeki hafta Perşembe ve Cuma günü Meral Akşener Manisa'da. Manisa'da diyoruz o zaman başkanım.
Vallahi başkanım fırsat ayarlayabilirsiniz. Biz de kendisini burada ağırlamak isteriz. Memnuniyetle özel kalemine iletelim. Ülkemize güzel açıklamalar. Yoğun burada programları oluyor. Evet biliyorum. Yoğun. Gerçekten hani bir de bizim yaptığımız esnaf ziyaretlerinde vatandaşın da büyük ilgisi olunca kalabalıktan yürümekte dahi zorlanıyor. Ama milletimiz için çalışmaya devam. Milletimizin sorunlarını çözmek için çalışmaya devam. Tarımda olsun, eğitimde olsun, ekonomide olsun, sanayide olsun tüm programlarımız hazır. Fırsat olursa bugün onlardan da biraz bahsetmek isterim. Buyurun başkanım. Ama şunu da burada söylemek isterim. Türkiye'deki girdi artışları çok arttı. Yani evet, başkanım, bu ekonomik özellikle tarım ekonomikte, konusunda tarımda, sanayide her yerde arttı. Evet. Yani ihracat rekoru kırdık diyorlar ama ithalat rekorunu açıklamıyorlar. Dış ticaret açığı artmış. Yani bunları anlatmakta artık vatandaş iktidar partisi zaten sokağa çıkamıyor. Gidip de vatandaşın arasında çarşı pazar gezemiyor. Mesela üre gübresi 2021'de 175 liraymış. Şimdi 700 lira. 20'ye 20 90 liraymış. Şimdi 500 lira. Süt yeminin çuvalı 120 liraymış. Şimdi 350 lira. Bordo bulamacı 185 liraymış 2021'de bir sene önce. Şimdi 800 lira. Bir dönümlük araziyi traktörün kuyruk miliğiyle sulamak maliyeti mazotu 250 lira. Özel hastanelerde 2018'de başkanlık sistemine geçtiğimiz gün ek muayene ücreti 30 liraymış. 2021'de 60 lira olmuş. Şimdi 165 lira. Mazot 2018'de 5 liraymış. 2021'de 7.35. Şimdi 28 lira. Bu hafta sonuna kadar 30 bulacağı düşünüyor. Tam bu mazot arttığında diyorlar ki dünya piyasalarında petrol fiyatları arttığı için diyorlar. Doğrular. Haklılık payı var. Ama dünya piyasalarında 1 Haziran 2021'de Brent petrolün varili 70 dolar. Şimdi 120 dolar. Artış %70. Haklılar. %70 artış var. 2021'de 70 dolarken bizde mazot 7.35. Şimdi %40'lık artışta %120 dolar olmuşken dünya piyasalarında bizde 28 lira. 2021'den bu zamana kadar mazotun dünyadaki artışı %70. Bizde %400. Çok önde gidiyoruz başkanım. Fırsatçı bunlar, fırsatçı. Bu patatesçiden, soğancıdan, şekerciden, yağcıdan daha fırsatçı bu hükümet. Dünya piyasasında %70-60 bir yılda, o da savaş mavaş var. Bizde %460 bir yılda. 7 liradan 7.35'ten 28 liraya çıkmış bugün. Bu fırsatçılardan memleketi İyi Parti kadroları kurtaracak. Net. Başkanım yani hükümet şeylere bakıyor, garanti paraya bakıyor bildiğim, anladığım kadarıyla. Biz onu çıkarıyorum ben. Yani yoksa yani küçük esnaftan, çiftçiden toplayacağı vergilerle bu çark zor döner. Ama mazot gibi, sigara gibi, işte içki gibi, harçlar, devlet harçları, topu harçları gibi. Şimdi tabii kaçınılmaz onlar hazır. Şeyler, hazır para. Geçen hafta yine bu sigaraya zam gelmiş. ÖTV'ler artmış. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bu sigarayı sağlığa zararlı, bunun kullanımını yasaklayacağım. Yani yasaklayacağım değil de bu fiyat artışlarıyla önüne geçmek istiyorum diyor. O kadar arttırıyoruz yine içiyorlar. O kadar arttırıyoruz yine içiyorlar ama bunun temel nedeni bu diyor. Bu hükümet doğalgaz, elektrik parasını arttırarak vatandaşın ısınmasını istemiyor. Şeker, yağ, un fiyatlarını arttırarak
vatandaşın aynı mantıkla gidersek yaşamasını istemiyor. Yani adam sigara içmeyebilir, belki hadi içki de içmeyebilir ama elinde elektrik kullanmadan, doğalgaz kullanmadan. Gübre fiyatlarını arttırarak çiftçinin ekmesini istemiyor. 2500 lira emekli maaşı verdiği emeklinin yaşamasını istemiyor. İstemiyor. Ama kriz olduğumuz asgari başka... ücret, asgari ücreti Ocak'ta zam yaptılar. O da eridi başkanım. Aralık sonunda müjde verdiler. Ocak 1 dedi elektrik parasına %50 zam. O da gitti. Kiralar arttı, herkes arttı. Her şey arttı. Ya bu bir memlekette yaşayan insanlardan ne alan memnun ne satan memnun. İki taraftan biri memnun olur herhalde yani. Esnaf malını sattığı için memnun değil. Evet. Yerine koyamıyorum diyor. Halk alamıyor. Halk alamıyor. Alsa ödeyemiyor. O da memnun değil. Kimi dinleseniz başkanım haklı. Nasrettin Hoca hesabı oldu bizim biraz işler. Yani Nasrettin Hoca sen de haklısın. Kıyma 2018'de 42 lira, 2021'de 63 lira, şimdi 150 lira. Kıyma. Ama gidin başkanım şimdi hayvancılara sorun. Dişi hayvanlar kesiliyor ki dişi hayvanlar kesime gidiyor. Hayvancı da memnun değil. Yem fiyatları... Var mı sucu bilmiyorum ama damacana su var ya, damacana su satan var mı tanıdığınız filan? Varsa ben damacana su satan kişi yerine olsam şöyle otururum, bakarım, derim ki... Ya arkadaş, hangi siyasi partiden olursa olsun. 2018'de 7 liraya satmışım. 2021'de 12 liraya satmışım. Bugün 30 liraya satıyorum. %400 artmış. Desem ben, o kendisine der ki ama dünya piyasalarında arttı. Suyu da mı ithal alıyoruz abi? Su yani değil mi? Suyu ithal alıyoruz mu biz? Bozdağ'dan çıkmıyor mu su? Yani suyu da mı ithal alıyoruz? Mazeretler bulunuyor başkanım. İnsanda vicdan lazım. Evet. Siyaset millet için yapılır. Milletin sorunlarına değineceksiniz. Kim olursanız olun. Milletin sorunlarına değineceksiniz. O mecliste 10 tane milletvekilini Manisa kendi sorunlarını çözsün diye gönderiyor. Çiftçinin sorunu çözsün diye. Üzüme tütüne iyi fiyat verdirsinler diye. Emeğinin terini, hakkını, kazancını, toprağın hakkını alsın diye seçiyorlar. Maşallah bir tarım bakanı çıktı. Manisa'dan. Onu da gördüm. Ben düşünüyorum bir iktidar milletvekili Ziraat Odası Başkanımız soruyor. Ya diyor bu üzümle ilgili bir fiyat artışı nasıl yapacağız? Hani bunun gerçek değeri 16,5 lira diyor. İktidarın milletvekili, kudretli milletvekili diyor ki biz bakana ulaşamıyoruz. Bürokratları aşamıyoruz. Verdiği cevap bu. Demek ki ondan yükselmiyor başkanım. Biz de yükselecek diye burada programlar yapıyoruz. Konuklar alıyoruz. Şimdi, söylüyoruz ama. İyi Parti'nin bir tane okul projesi var. Rüzgar Gülü. 12 milyon öğrenciye İlköğretim öğrencisine, senin çocuğuna, benim çocuğuma, fabrikatörün çocuğuna, işçinin, emeklinin, memurun çocuğuna hangi okula gidiyorsa gitsin sabah kahvaltısını ve öğle yemeğini devlet ücretsiz verecek. Böylelikle başkanım bunu o kadar isterim ki sözünüzü kestim, özür dilerim. Benim de çocuğum okula gidiyor. Yani bundan 2-3 ay önce okul kantininden alışveriş yapıyor. Bazen dışarıdan alışveriş yapıyor. Bazen okul kantininden alışveriş yapıyor. Bana dedi ki baba dedi kantinci dedi. Boş tost satıyor dedi. Altını üstünü dedi yağlıyor dedi. Tosta veriyor dedi 7 lira. Boş tost. Hani Ramazan bayramında da gördük yani boş evet. Baklava falan çıktı. Boş tost. Üzüldüm. Yani bunu hatta Canan Karatay hocamız da söylemişti. Gerçekten okullara gittiğim zaman çocukların yüzünde bembeyaz dedi yani çocukların yüzü. Kireç gibi. Çocuklarda protein yok, enerji yok, beslenme yok, gıda yok. Hayvansal protein yok. Ya çünkü yani boş bakıyor çocuklar dedi yani. Şimdi Ramazan Bey. Ama biraz önce söylediniz başkanım yani et fiyatı, kıyma fiyatını işte. Kesinlikle. Kim alabilir yani bunu? Evet.
Şimdi 12 milyon ilköğretim ve anaokul öğrencisi var. İster özel okulda olsun, ister devlet okulunda olsun. 12 milyona sabah kahvaltısını, öğle yemeğini diyetisyenlerin hazırladığı programla herkes eşitleyecek. Sen de evinden çocuk getiriyor azık, çıkarmaya utanıyor. Çünkü eşit değiller. Evet, evet. Bir kere eşit eğitimde eşitliği sağlayacağız, fırsatı sağlayacağız. Sağlıklı beslenmeyi sağlayacağız. Neydi? Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Aynen başkanım. Bunu atalarımız binlerce senedir söylüyorlar ama iktidar anlamıyor. Bakın, 1,5 milyon öğrenci, 1,5 milyon öğrenci sırf okula yemek götüremediği için, aç kaldığı için, ailesinin gelir durumu düşük olduğu için okula gidemiyor. Ve bu okul projesinde 350 bin ev hanımına. Hani var ya, annelerimiz giderler okulda, okul annesi olurlar, sınıf annesi olurlar. Evet. Bu işi gönülden yaparlar. Senin çocuğunu, benim çocuğumu, komşunun çocuğunu korurlar. 350 bin ev hanımına bu proje kapsamında istihdam yaratacağız. Manisa'da çiftçi düşünmesin. Sütü dökeceğim diye, üzümü çöpe atacağım diye, meyveyi sebzeyi atacağım diye düşünmesin. Kooperatifler, köylerimiz düşünmesin. Bu projede atılan, israf edilen, para kazanamadığı için çiftçinin çöpe attığı, hayvansal, bitkisel ne kadar ürün varsa bu proje kapsamında 12 milyon, 1,5 milyon da okula gitmeyen çocukla 13 milyon çocuğun midesine gidecek. Hiçbir çocuk İYİ Parti iktidarında yatağına aç girmeyecek. Nokta. Çok önemli başkanım. Gerçekten çok güzel. Rüzgar Gülü biliyorsunuz, onun Rüzgar Gülü'nün şeyleri vardı. Yani eşitlik bu yani. Evet. Eskiden biliyorsunuz köyden bir çocuk okurdu. Cumhuriyet'in kazanımlarındandır bu. Ben genel başkanımdan örnek vereyim. Genel başkanım Kocaeli'nin bir köyünde, İzmit'ten yetişmiş, köyden çıkmış, okul bitirmiş, oradan üniversitede hoca olmuş, siyasetçi olmuş, 40 yaşında Türkiye'nin ilk kadın İçişleri Bakanı olmuş. Evet. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde başbakanlığın en güçlü adayı. Bakın, fırsat, Cumhuriyet'in fırsatı bu. Ama bugün, o günlerde okuyan çocuklar, ben okuyacağım, işte mühendis olacağım, anneme ev, babama araba alacağım. Hayal bu. Gençlerin, çocukların hayali bu. Şimdi durum ne? Ramazan Bey çocuğunu üniversiteden mezun edecek, iş yok. Çocuğun KYK borcu var. Okuduğu bölümle ilgili hiçbir istihdam yaratılmamış. Ramazan Bey çocuğu evlendirene kadar, 40 yaşına kadar çocuğu kendi emekli maaşıyla bakmaya çalışıyor. Tam tersine döndü. Tam tersi, evet. Ya, okumak bir fırsat olarak görünürdü. Şimdi angarya olarak görülüyor. Bu arada KYK demişken, gençlerimizin kredi kurumuna olan borçlarıyla ilgili eğitim borçları, İYİ Parti'nin biliyorsunuz o iş bulamayan gençler bunu hemen icra gönderiyor hükümet. Bizim sivil toplum kuruluşlarında bu kişi gençlerimizi hem iş hayatına adapte olmaları hem de borçlarını, devlete olan borçlarını bu şekilde çalışarak ödeyebilmeleri ile ilgili bir projemiz var. İşte KYK borcu var, genç ödeyemiyor, ona bir iş imkanı, hemen işe gidecek huzur evinde, gidecek belediyenin etkinliklerinde, gidecek kamu yararına olan hangi dernek, sivil toplum kuruluşu ve diğer sivil toplum kuruluşlarında görev alınarak bu borcunu da ödeyecek. Gençlerimizi küstürmeyeceğiz. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Gençlerimiz hayal kuramıyor artık, umutları yok. Yani insan
geleceğe dair bir şey söyleyemiyor gençler. Biz onu engelleyeceğiz. Biz gençlerin yaşanılabilir bir Türkiye için daha umutla bakabilmelerini sağlayacağız. Bu hükümet de mesela ilk geldiğinde gençlere biraz önem vermişti. Ülkeye biraz önem verdi. Avrupa Birliği ile başlayan yolculuğumuz, Brüksel'e gidiyorduk. Orta Doğu'ya gittik. Hatta Orta Doğu bize geldi. Yani başkanım şimdi burada bizim ülkemizde okuyan çocuklar beyin göçüyle yurt dışına gidiyor. Adam burada mesela çocuk tıp fakültesini bitirmiş. Burada doktor olmaktansa, burada mühendis olmaktansa yurt dışında mesela pompacı olmayı, herhangi bir yerde çalışmayı tercih eder konumuna geldik. Yani öyle bir sıkıntılı da bir süreç var yani. Yani tabii şimdi gençlerimizin hayalleri dışarıda. Şimdi mesela bizim çocuklarımız şu en son Manhattan'da bir tane bina almışlar ya New York'ta. Evet. Evet. Yurt yapacaklarmış. Evet. Ya da bir tane çiftlik varmış. O çiftliklere sahip olmayı istiyorlar. Artık ya Türk ev aracıyla olacaklar ya da gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni gençler adına da yaşanılabilir. Siyasi ve ekonomik ülke rakipleriyle yarışabilir bir duruma getirmemiz lazım. Ya biz buradan şeker almaya gidemiyoruz şurada. Yağda kuyruğa gidiyoruz. Ekmekte sıraya giriyoruz halk ekmekte. Ama hala işte uzay ajansının tanıtımı diye kokteyller veriyoruz. Bir kere uzaydan memleketin gerçek hayatına dönmelerini istiyorum ben hükümetten. Gerçek hayat sokakta. Sokağa çıkacaklar ki milletin bitirdikleri umudunu yeniden kazanmak için bir şey yapsınlar. Gerçekten yapsınlar. Halktan bu kadar teveccüh gören bir parti bu kadar halktan kopmamalıydı. Bu halk AK Parti'ye ne istediyse verdi. Ha bir dönem güzel şeyler yaptılar. Allah razı olsunlar. Ama artık yönetemiyorlar. Şoför yorgun. Ülke şarampole evet, gidiyor. Şoför yorgun. Onun için ülkeye bir taze kan gerekiyor. Şimdi mesela tarım da biliyorsunuz Gördes Barajı yaptılar. Onlar da bu işlerde müteahhit kayırma oluyor ya. Çatlak. Yıllardır yapamadılar. Gördes Barajı Göl Marmara'yı sulayamadı, besleyemedi. Göl Marmara kurudu. Kurudu, evet. Maalesef. Tarıma oradan gelen su verilmiyor. Verilse dönemine bir sürü para alıyorlar. 60 lira mı ne para alıyorlar? Başkanım para belki de şimdi 80 oldu. Bilmiyorum toplantı vardı dün. Belki olmuştur 80. Para da alsın başkanım ama şimdi ben bugün dün bir yetkili arkadaşla görüştüm. 19 gün su verebiliriz diyorlar. 19 gün su. Ya bu iş Türk tarımına ihanettir. Bir mısır eken birisi için yani iki defa su anca yani. İhanet. Ondan sonra ithalatın yolunu açacaklar. Bakın elektrik paraları, sondajlar var. Sondaj vuranlardan yine dönümüne para alıyorlar. Evet. Ruhsatlıdan ayrı, ruhsatsızdan ayrı. Evet, ayrı. Adam kendi hem elektriğini ödüyor, hem sondajını vuruyor, hem de ondan devlet su işleri para alıyor. Dönüm başına. İyi Parti bu sondajlarla alakalı bir projesi var. Tüm sondajlarda devlet destek vererek elektriği güneş enerjisine çevirecek. Kendi sondajında herkesin. Ve buradan çiftçi bir kere sulama derdinden kurtulacak. İkincisi rahmetli Demirel'e barajlar kralı derlerdi biliyorsunuz değil evet. mi? Evet. İkincisi kapalı devre damla sulama sistemini İyi Parti iktidarında kesintisiz hayata geçireceğiz. Su kıymetli, su değerli. Çiftçinin ürünü sulaması elzem ve bu kapalı devre damla sulama sistemini İyi Parti iktidarında hayata geçireceğiz. Şimdi başkanım buğday ekim alanları azaldı. Evet. Biliyorsunuz son günlerde ekmek fiyatları tartışma konusu olmaya başladı. Kimine göre mesela ulusal kanallardaki açık oturumları izliyorum ben. 5 liradan 6 liradan bahsetmeye başladılar. Evet. Tabii bunda
biraz önce siz de dediğiniz gibi gübre fiyatlarının maliyetlerinin çok artması, ekim alanlarının azalması, tohum fiyatlarının azalması, mazotun çok fiyatlarının artması. Yani ekmekte nasıl bir denge olur? Yani şimdi TMO buğday fiyatlarını 6,5 artı 1 TL prim olarak açıkladı. Hı hı. Yani ekmek dengesi nasıl sağlanır? Ekmek fiyatları Eylül'de 10 liraya göre buğday. Eylül'de. Bizim hükümet 20 senedir tarımı bitirmeye çalışıyor. Ama bu tarım emtiaları yağdır, buğdaydır, arpadır, mısırdır, soyadır bir silaha dönüştü ülkeler arasında. Şu an ülkeler arasında silah. Bunu üretebilen, kullanabilen kazanıyor. Şimdi biz zamanında çiftçiyi desteklemiyoruz. Desteği çok az veriyoruz. Desteği hak ettikten 2 sene sonra ödüyoruz. O zaman ne oluyor? Çiftçi planlı üretim de yok, planlı ekim de yok, sübvansiyon yok. Çiftçi bir sene domates ekiyor, bir tane tarlayı boş bırakıyor. Şimdi mazot olmuş, adam tarlayı boş bırakıyor. Önünü göremiyor, istikrar yok. Biz ondan sonra ithalat yapıyoruz. Sonra dış ticaret açığa oluyor. İthalata bir sürü para veriyoruz. Arjantinli, Brezilyalı dana bakıcısına, Sırbistanlı'ya besliyoruz. Rusyalı, Ukraynalı buğday, mısır üreten çiftçiyi biz destekliyoruz. Ama kendi çiftçimizi desteklemiyoruz. Bir kere önden planlı bir şekilde destekler de önde verilerek girdi maliyetleriyle, devletin yapacağı tek şey bu, hükümetin. Girdi maliyetleriyle vatandaşın mahsulünü alacağı fiyat belli ve net olmalı. Tohum toprağa düştüğünde hasatta ve hasatına kadar ne kadar gübre, mazot olacağı sabit olmalı. Fiyatları sabit olmalı. Elektrik sabit olmalı. Sonra da o hasatı yaptıktan sonra devlet buna alım garantisi vermeli. Öbür türlü bizim çiftçi ekmiyor, ekemiyor. Çiftçi usandırılıyor, bıktırılıyor. Ondan sonra verelini ithalat diyorlar. Ve bize karşı silah olarak kullanıyorlar. Çok kötü bir şey. Şimdi vatandaş bir ekmek yiyebiliyor zaten. Biliyorsunuz İstanbul'da, Ankara'da halk ekmek kuyrukları var. Buradan Manisalılara sözümüz olsun. İyi Parti iktidarında Manisa'ya vallahi biz halk ekmeği kuracağız. Başkanım, Manisa'da bunları biz hiç göremiyoruz. Ben geçen köşe yazısında da yazdım. Niye Manisa'da hiç tanzim satış noktası yok diye. İşte yani süt olabilir, ekmek olabilir. Mesela güzel bir uygulama başlattı. Kula Belediye Başkanı un tanzim satış noktası kurdu. Ucuz un satıyor. Ama bizim Manisa'da maalesef böyle bir şey göremiyoruz. Yani böyle bir çalışma göremiyoruz. Herhalde Manisa'da... Ya aslında vatandaş da bu zor durumlarda tanzim satış istiyor ama aslında vatandaşın istediği ne biliyor musunuz? Vatandaş kökten çözüm istiyor. Kökten çözüm istiyor. Gelir düzeyi yükselsin. İstikrar olsun. Aldığı sattığı belli olsun. Emeğinin karşılığını alsın, cebine parasını koysun, çocuklarıyla gidip istediği gibi alışveriş yapabilsin. Vatandaş aslında bunu istiyor. Evet. Sosyal yardımda, tanzimde hiçbir şey istemiyor aslında. Bu da siyasetçilere düşüyor. İyi Parti kuruluşu da değişti, onu da söyleyeyim. Eskiden ceketim aslam seçilen devri vardı. İyi Parti kurulduktan sonra Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener sahaya çıktıktan sonra nasıl esnafın müşterisi veli nimet ya, siyasetçinin de seçmenin veli nimeti olduğu bir döneme girdik artık. Aynen başkanım, evet. Diyorlar, nasıl diyorlardı, o kedi buraya gelecek, o siyasetçi, ben de olsam sen de olsam buraya geleceksin. Bu vatandaşın içine çıkacaksın. Artık değişen bir şey de bu oldu. Evet. Başkanım, şimdi seçimlerden de konuştuk ama mesela seçim güvenliği yasası ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde biliyorsunuz son zamanlarda özellikle yerel seçimlerde
İstanbul'da belediye seçimleri tekrar edildi. Manisa'da da bazı tartışmalı seçimler oldu. Ülke geneline baktığımız zaman yani şöyle bir tereyağdan kıl çeker gibi bir seçim yapamıyoruz. İlla bir şaibe bulaşıyor. Ya kedi kaçıyor, trafolara bir şeyler oluyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Yani ne dersiniz seçim güvenliğiyle ilgili? Ülkemizde önümüzdeki bir seçim olsa bir sıkıntı yaşanır mı? Bir, oy namustur. İki, altı siyasi parti geçen hafta genel başkanlar ve alt komisyonlar seçim güvenliğini tartıştılar. Seçim güvenliğiyle ilgili önlemler aldılar. Evet. Biz İYİ Parti olarak %98.6 olarak bugün sandıkların tamamında il genelinde doluluk oranımız var yedekleriyle beraber. Büyük bir avukat ordumuz var. Dün Manisa Barosu Başkanımız Sayın Ümit Rano'yu ziyaret ettim. Ümit Başkan da net bir şekilde hiçbir siyasi parti ayırmadan sandıktan ne çıkarsa onun tecellisi etmesi için tüm avukat arkadaşları görevlendireceğini söyledi. Bizim için önemli olan bu. Bu seçim güvenliğini hem İYİ Parti olarak hem altı ortak hareket eden parti olarak hem de kıymetli avukatlarımızla koruyacağız. Ve milletin takdiri neyse sandıkta onun tecelli etmesini ve çıkmasını sağlayacağız. Herkes müşteri olsun. Kimse korkmasın Sadat'tan filan. Hiç kimse hiçbir şeyden sorkmasın. Biz Gördesli Makbule'nin torunlarıyız. Onun için kimse milletin namusunu, milletin oyunu sandıkta herhangi bir şekilde değiştirmenin hesabını yapmasın. Biz ülkesini bırakıp kaçan ne Suriyeliyiz ne Afganız. Bizim gidecek yerimiz yok başkan. Demokrasiyi sonuna kadar işlemesi için gereken her şeyi yaparız. Kurtuluş Savaşı'nı veren gazilerin, şehitlerin torunlarıyız biz. Başkanım, seçimlere baktığınız zaman Manisa'la ilgili araştırmalarınız nasıl? Manisa'da İYİ Parti şu an sıralaması, yüzdelik dilimi nedir? Yani diğer yıllara oranla Manisa'da yükseliyor mu, düşüyor mu? İktidar partisi veya diğer partilere kıyasladığınız zaman. Şimdi Ramazan Bey. Böyle bir verileriniz var mı son zamanlarda çalıştığınız? Tabii 20 senelik bir iktidar var. Güçlü bir iktidar. Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi var, ilçe belediyeleri var. Ama geldiğimiz noktada kıymetli genel başkanımıza ve partimize çok büyük bir teveccüh var. Manisa'da şu an bizim genel merkezimizin yaptığı anketlerde %23'ler civarındayız. %23. Evet. Şunu da söyleyeyim. Bu genel anket sisteminde şöyle bir durum var. Kararsız seçmen var diyelim %15. Bu kararsız seçmen eşit olarak o partinin oy oranına göre dağıtılıyor. Ben kararsız seçmenlerin %90'ının iktidar partisini tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Zaten adam tercih etse başkanım kararsız olmaz yani. Bu iktidar partisini tercih etmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi İYİ Parti kurulduğundan bu tarafa merkezde duran, siyasetin merkezinde olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkeleriyle sorunu olmayan herkesi kucaklayan, kutuplaşmadan uzak, herkesin kendinde bir şey bulabildiği, makul siyaset yapan bir parti. Artık İYİ Parti Türkiye'deki merkez sağ boşluğunu doldurmuştur. Biz muhafazakarların da diğer siyasi görüşlerin de harmanlandığı bir partiyiz. İşimiz millet, gücümüz millet. Onun için
makul siyaset yapıyoruz. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tabii, buyurun başkanım. Seçimlere bir sene var. Genel seçimlere. Arkasından belediye seçimleri de gelecek. Ben dahil. Bugün İYİ Parti'ye kim gelirse, herhangi bir adaylıkta, milletvekili adaylığı olur, belediye başkan adaylığı olur, meclis üyeliği adaylığı olur, herhangi bir adaylık olur, herkes eşittir. Herkesi İYİ Parti'ye davet ediyorum. Memleket için, Manisa için siyasetini Ankara'da, Manisa'da, yerel yönetimlerde, genel siyasette hizmet verme adına kullanmak isteyen kim olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş ilkeleriyle bağdaşan kim varsa bugün İYİ Parti'nin kapısından girebilir. Herhangi bir adaylıkta ben dahil teşkilatlarımız herkese eşit olacaktır. Bu arada yeriniz hep açık mı başkanım? Yani bürounuz İYİ Parti İl Başkanlığı tabii, binası var, devamlı. Tabii. Nöbetçi arkadaşlarımız var, çalışan arkadaşlarımız var. Çay kahve var yani, evet. Devamlı. Biz radyo reklamlarıyla son 3 aydır tekrar verdik. Üyelik için davet ediyoruz. Bugün de herhangi bir adaylık düşünen varsa gelsin İYİ Parti'ye. Gelsin bizimle beraber teşkilatlarla yani. Teşkilatlarla beraber kucaklaşsın. Seçilmiş teşkilatlarımız var. Destek versinler, üye versinler, güç versinler, onur versinler, şeref versinler. Ter akıtsınlar bizimle beraber. Bu memleketi, Manisa'yı İYİ Parti iktidarında el ele, omuz omuza, kol kola kurtaralım. İnşallah başkanım, yani önce ülkemiz kurtulsun. İnşallah akabinde bizim için Manisa'mız yani. Bizim için tüm arkadaşlarımız eşittir ve kıymetlidir. Tabii ki İYİ Parti'nin kuralları var, tüzüğü var, çalışmaları var, ahengi var. Bu ahenge destek vermelerini istiyoruz. Bu konuyla da ilgili İl Yönetim Kurulu toplantımızda eski iki dönem Manisa milletvekilimiz olan Mustafa Enöz'ü il danışma kurulu başkanı olarak görevlendirdik. Sayın eski milletvekilimiz Mustafa Enöz partimizle ilgili il danışma kurulunda herkesi kucaklayabilecek bir şekilde partimize, o da bizim adımıza davetler yapacak. Ben de buradan canlı yayında sizin sayenizde davet ediyorum. Evet. Ve İYİ Parti'ye herkesi bekliyorum. İnşallah başkanım, yani halk da teveccüh gösterecektir çağrınıza. Manisalılar da. Bu adaylar için de geçerli. Evet. Başkanım, sizi nerede göreceğiz? Milletvekili adayı, büyükşehir adaylığı düşünceniz var mı? Ben şu an il başkanıyım. Yaşım genç sayılır. Gençsin başkanım. Bilgi birikimim var. Teşkilatlarımız sağ olsun hep beraberiz. 17 ilçe teşkilatımızla omuz omuza yürüyoruz. Bizi genel başkanımız, teşkilatlarımız nerede görmek isterse biz orada olacağız. Teşkilatlanma konusunda başkanım bir sıkıntı yok değil mi? Yani tamamlamadığınız bir ilçe yok, herhangi bir şey yok şu bizim ana kongreler kadar. Üyeler işte kongrelere giderken delege seçimleri o şekilde hiçbir sıkıntımız yok. Yani, bu arada kurulduğu yani zamandan bu tarafa yok yani. Hani anladım, yani sadece yani ben değil, benden önceki yani, kıymet veren bu konuda çalışmış yönetimlere de hepsine teşekkür ederim. Diğer partilerden de mesela il başkanları geliyor. Onlar da dedikleri gibi işte kimisi bazı ilçeler duruyor, bazı ilçeler tamamlanıyor, bazıları yapıldı diye. O yüzden sordum ben size. Biz buradan mesela... Ama siz biraz daha bir tık öndesiniz yani. İl yönetimi olarak ilçelere de gidiyoruz. Her işte divandaki arkadaşlarım kendi görev alanlarıyla yardımlaşarak ilçelere program yapıyoruz. Yani sabah çıkıyoruz. Mesela dün ben Sivil Toplum Kuruluşları Başkanımızın yaptığı programla Baro'ya, iki tane sendikaya gittim. Arkasından Saruhanlı'ya gittik. Saruhanlı'da çeşitli yine sivil toplum kuruluşlarının 7-8 noktayı dolaştık.
Sonra Sarıhan'daki pazar esnafımızla beraber bir araya geldik. Vatandaşımızın sorunlarını dinledik. Yani bunu ben ve tüm arkadaşlarım ayrı ayrı yapıyoruz. Hem merkezde destek vererek yapıyoruz, hem ilçelerde arkadaşlarımız yapıyor. Yani bizim mesela geçen de Salihli'ye gittik. Salihli İlçe Başkanlığımızın bir programı vardı. Yaklaşık 18 tane odaya gezmişiz. Yeni seçilmiş odalar, işte eski devam edenler var. Duyduğumuz kelime şu: İl başkanı düzeyinde odamızdan giren, odamıza giren, selam veren, çayımızı içen ilk il başkanı sizsiniz. Bu bir ekip işi. Ekibimiz iyi, kuvvetli. O yönden şanslıyım yani. Kendimi şanslı hissediyorum. Evet. Çoğu arkadaşımız benden daha fazla emek veriyor. Evet. Başkanım, ben sorularımı sordum. Çok güzel bir program da oldu gerçekten. Yine de söylemek istediğiniz son sözlerinizi alalım. Artık programımızı da yavaş yavaş kapatalım başkanım. Bugünlerde bizim reklam kampanyamız var. Biraz bedavaya bulmuşken reklam yapalım. Buyurun başkanım. Liyakata, adalete, huzura, kalkınmaya ve berekete az kaldı. Az kaldı, az kaldı. Bizi izlemeye devam edin. İyi Parti millet ve memleket adına yakın bir zamanda sorunları çözecek iktidara sahip olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar mı başkanım? Tamam. Başkanım, tekrar çok teşekkür ediyorum ben. Sevgili seyirciler, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Er Yılmaz Beyefendi bizlerle oldu. Gerçekten dobra dobra güzel bir program oldu. Yani konuşabileceğimiz Manisa gündemi, ülke gündemine dair ne varsa kendisine sorduk. Samimi cevaplar aldık, sıcak cevaplar aldık. Ben kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum ve onu ağırlamaktan onur duyuyorum. Her zaman bu stüdyoda yeri var. Bütün siyasi partilerin olduğu gibi. Başka bir programda başka bir konukla görüşmek üzere. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.